Herkese merhaba. Medyascope'da Şehir Happy Meeting programındasınız. Ben Abdullah İndik. İstanbul Happy Meeting girişimi tarafından hazırlanıp sunulan Şehir Happy Meeting programında bugün Ferhat Sadevi ile birlikte Ankara'daki 40. yılını kutlayan bir galeri olan Galeri Siyah Bey'le konuşacağız. Hoş geldiniz Ferhat. Hoş bulduk. Her şey yolundadır umarım. Yolunda. Çok teşekkürler. Geçtiğimiz günlerde bizi ağırladığınız Ankara'da Galeri Siyah Beyaz'daki Happy Meet için katılan bütün sanat eleştirmenler için güzel bir deneyim oldu. Tekrar galeriyle buluşmak adına ve galerinin 40. yılını kutlamak adına güzel bir etkinlikti. Elinize sağlık. Ben biraz aslında kaseti başa tararak hikayeye başlamak istiyorum. Çünkü Galeri Siyah Beyaz Türkiye'de az örneği olan ve bunu sürdürmesi bakımından, bunu bir miras olarak devam ettirmesi bakımından özel bir mekan açıkçası. Bu noktada ilk olarak aslında Galeri Siyah Beyaz'ın kuruluş hikayesini sormak ve 40 yıl geriye gitmek istiyorum. Galeri Siyah Beyaz nasıl kuruldu ve hikaye nasıl başladı? Babam ODTÜ mimarlığı bitirdikten sonra işte ne yapacağına karar vermeye çalışıyor. O dönemde en yakın arkadaşları Güllü Aybar, Ali Güreli ve onların bir Paris'e gitme planı var. Babama da ısrar ediyorlar. Sonra birlikte Paris'e gidiyorlar. Güllü'nün işte kuzini orada yaşıyor. Münevver Andaç, Nazım Hikmet'in eski eşi, onun oğlu. Öyle bir ailesi var aslında orada. Babam da gidiyor. Ondan sonra o apartmanda en üst katta bir daire buluyorlar. Orayı tutuyorlar. Ama apartman şöyle bir apartman. Yan komşusu Komet. İşte alt komşusu Mübin Orhon, işte en alt katta Münevver Hanım var, Münevver Andaç, Sinan Bıçakçıoğlu. Böyle o Türklerin yaşadığı bir apartman. Orada tabii babam Sorbon'a yüksek lisans yapmaya gidiyor ama tabii ki hani okula gitmiyor. İşte orada bütün o dönem Paris'te olan sanatçılarla birlikte bir dönem geçiriyor aslında. Ve orada Münevver Hanım babamın aklına giriyor. Hani Faruk bak sen bu kadar hani burada bu kadar kişiyle tanıştın. İşte bu işi seviyorsun. Neden bir galeri açmayı düşünmüyorsun diye. Babamın da aklına yatıyor. Sonra Ankara'ya dönüyor. O geldiğiniz aile apartmanımız bizim Kavakdere 3 numara. İşte babasına şey diyor. Baba diyor benim böyle bir galeri açma hayalim var. İşte ama Çağdaş Sanat Galerisi olsun istiyorum. Bana bir katı verir misin diyor. Öyle bir katta başlıyor. Yani aslında şu anda galeri olan taraf hem galeri hem bar ilk açıldığında 84 yılında. Tabii yani orada yapmak istediği sergileri yapmak için de bir yerden bir paranın gelmesi gerekiyor. O yüzden de yanına kafe bar olarak aslında ikili ortak açılıyor. Beraber açılıyor. Hala da bizim hani galerimizin de en büyük sponsoru barımız. Hala devam ediyoruz ve aslında o Ankara 84 yılına baktığınızda hani bir Çağdaş Sanat Galerisi ilk açılan sergiler işte Gülsün Kara Mustafa, Hüseyin Bahri Alptekin bunlar o dönem içinde aslında incelendiğinde çok çılgınca şeyler. Bugün bile geriye baktığımızda zikrettiğimi bütün bitimler aslında Türkiye'nin herhalde son 40 yılında 50 yılda Çağdaş Sanat'ın dönüşüm noktasındaki önemli isimlerden ki Gülsün Kara Mustafa şu an Venedik Bienali'nde. Evet. Hüseyin Bahri Alptekin işleri yaptıkları zaten ortada. Diğer saydığın isimler hepsi aslında Türkiye'nin Çağdaş Sanat ekibinin değişmesinde, dönüşmesinde ve bugünlere ulaşmasındaki başat figürler ki babanın da bunların bu isimlerin bir parçası olması, onlarla bir vakit geçirmesi önemli noktalardan birisi. Bir de ben çok eğlenceli buluyorum işte bu Paris'e giden Türk entelektüelleri, onların hiçbir şekilde okula devam etmemeleri ve oluşan bu komitenin işte Türkiye'ye geldikten sonra aslında her alanda ki bunu edebiyatta, müzikte, sanatta her noktada görebiliyoruz yaptıkları ki bu Galeri Siyah Beyaz aslında bu dönüşümün bir parçası. Bu çok kıymetli bana kalırsa. Bu noktada peki Kati'de oradan buraya getirecek olursam bu 40 yıl önemli bir hikaye. Çünkü Türkiye'de bir galerinin bu kadar uzun yıllar devam etmesi ve bugün içerisinde bulunduğumuz 2024'te devam etmesi önemli bir basamak, eşik olarak yorumlanabilecek bir durum.
Ve Galeri Tiyapya işte 5. yılında da 10. yılında da 20. yılında da işte 40. yılında da belirli aralıklarla bunu özel sergilerle kutluyor ki bu önemli bir durum. O 40 yılı yansıtan da mesela bir sergi gördük bir de orada. Bu 40. yıl sergisini ve buna paralel bir şekilde siz hangi düşünceyle bu 5. 10. işte 20. 40. yıl sergilerini gününe çıkardınız? Şöyle aslında en baştan o 5. yıla kadar geriye gidersek orada hep babamın ve annemin aslında insanları bir araya getirmekten ne kadar keyif aldığını görüyoruz. Yani bunlar hep babam şey derdi işte bu hani bunlar bahane. Önemli olan birlikte olmak. Biz birlikte olalım gibi. Yani aslında o yüzden de bu her 5 yılda bir olan sergiler aslında Siyah Beyaz'ın doğum günü ve arkadaşlarını çağırıyor, birlikte eğleniyorlar. Yani orada mesela o sergilerde çok sanatsal kaygı yok. Orada daha rahat, daha işte bu işin keyifli tarafı, birlikte olma hissi. Onun üzerine kurulu sergiler aslında. Ve şey o en başta şeyi söyledin hani 40 yıldır bir galerinin aslında olması. Bence mesela şimdi bulunduğumuz ülkeden dolayı da aslında bir 40 yıllık bir köfteci de aynı değerde önemli. Çünkü bir şeyleri aynı tutmak ya da her şeyi direnip ne olursa olsun kırtasiye, köfteci, bakkal, esnaf 40 yıllık olarak. bir apartman görmek. Evet, yani bunlar maalesef bizim ülkemizde çok az olan şeyler. Ya ve işin kötüsü bazı şeyler daha kapanmadan yok oluyor. O yok olma hissi oluyor. Ve her şeyin değiştiği, her şeyin yenilendiği bir yerde hani aynı kalmak bence o anlamda çok değerli. Kesinlikle. Peki bu 40. yıl sergisinden bahsediyor. Bu sergide kimler vardı ve bu isimler neden bu sergide yer aldı? Bunun cevabı çünkü çok özel aslında. Evet, yani şöyle bu sergide aslında galerinin ilk günden beri ilk sergisi olan Şubat 84'te açılan Bihrat Mavitan da vardı. Galerinin en genç sanatçısı işte Beril Ateş de vardı. Böyle aslında galerinin o iki jenerasyonunu şu anda annem ve benim sanatçılarda da görüyoruz. O yüzden mesela bu 40. yılda herkesi bir araya topladık. Orada birlikte daha önce sergi yaptığımız sanatçılar da var. Galerinin ilk günden beri temsiliyetini yaptığı ya da birlikte olduğu sanatçılar da var. İşte o işlerden o sergiye özel yapılan eserler vardı. Mesela işte Nihat Kemal Kaşlı'nın yaptığı Şömine ya da işte Karagözüktü Kaptanı Gökhan Tüfekçi'nin yaptığı Siyah Beyaz Portresi gibi. Ama bir yandan da mesela Bedri Baykam da 84 yılından bir işini verdi. Aslında hani kurulduğu dönemde ne yapıyordu? Böyle farklı dönemlerden farklı işleri gördük ve orada 35 sanatçı vardı. Öyle. Ki zaten bu noktada aslında şeyi görmek de güzel işte 35 yıl önce yapan, üreten sanatçılar bugün de yapmaya, üretmeye devam ediyorlar ve bu hem onların dönüşümünü görmek adına Evet. hem de galeriye eklemlenen zaman içerisinde yeni sanatçıları görmek adına bir aslında ortaya bir misyon koyması bence önemli ki galeri mekanına hala aynı tutmak işte o şömineyi görmek de bütün bu isimleri, bütün işte heykelde var, resimde var, bütün bunları görmek de çok kıymetli bana kalırsa. Tam da bu noktada aslında bu 40 yıllık hikayedeki önemli dönüşüm odak noktalarından, kırılma noktalarından birisi aslında Baba Faruk'un vefatı. Ve aslında oradaki temel noktalardan birisi de bu miras meselesi. Bu mirasta sahiplenmek ve devam ettirmek yine ender görülen ve hakkı verilerek yapıldığında bugünlere bir mekanın, bir kurumun nasıl ulaşabileceğini göstermekte bakımında kıymetli bir durum. Peki bu dönüşümü özellikle sen ve annen hani nasıl üstlendiğini ve nasıl devam ettirdiğini özellikle o babanın ayrılışından sonra. Şöyle zaten annemle babam 80'lerden beri birlikte çalışıyorlar Siyah Beyaz'da. Ben işte yurt dışına yüksek lisansa gittim, sonra geri döndüm. İşte bir yerlerde çalıştım falan. Sonra dedim ki hani ben galeride olmak istiyorum. Çünkü hani nereye gitsem böyle bir olmuyor ya da ben grafik tasarım mezunuyum. İşte ajanslarda çalıştım böyle bir olmadı, içime sinmedi. Sonra işte kitap tasarımı okudum.
Sonra 20. yüzyıl sanat tarihi ve küratörlük okudum yüksek lisansta. Ondan sonra geri gelince dedim ki ya dedim hani ben de sizle çalışmak istiyorum. Hani beni alır mısınız gibi bir şey oldu aslında. Ama bence inanılmaz bir şekilde böyle ben onların bence projesiyim. Çünkü hiçbir zaman bana hani ne zaman galeriye geliyorsun gibi bir şey sorulmadı. Hani her şeyi hazırlayıp beklediler. Ve ben bir gün gidip hani beni alır mısınız demek durumunda kaldım. Ben galeriye başladığımda 28 yaşındaydım. Aslında şey bir tesadüf. Babam galeriyi açtığında da 28 yaşındaymış. Ve biz kaç yıl? 6-7 yıl birlikte çalıştık. Tabii 6-7 yıl birlikte çalıştık. Ondan sonra yavaş yavaş babam işte kendini çekti. İşte ben artık zaten hani bırakıyorum. Ben işte gelirim, siz yapın. Bana sormayın falan. Ama tabii mesela en başlarda şöyle oluyordu işte. Sergiyi kuruyoruz. Açılış saati 6'da 5.30'da geliyor. Bunu böyle mi astın? Hani baba hani biraz daha erken gelseydin belki bazı şeyleri değiştirebilirdik diye. Ama şey hep en başından beri bana kendi hatalarımı yapmam için alan tanıdılar. Ya bu bence mesela çok zor bir şey. Yani senin 30 yıllık bir galerin var. Sen bütün hayatını ona vermişsin. Biri geliyor ve sen diyorsun ki tamam hani. O, Artık senindir. evet o çok şey. Bazen hatta şey diyordum hani sıfırdan bir galeri açmak acaba daha mı kolay? Çünkü hani doğru mu yanlış mı? Sürekli kendime onu soruyordum. Ve hani babam da o konuda bana hep tam destek verdi. Yani ben sana ne yapacağını söylemeyeceğim. Sen istediğini yapacaksın. Eğer hataysa da senin hatan olacak yani. Bu şu aşamada da önemli çünkü aslında her sanat kurumunun, her işte kütüphanenin, kuruluşun bir aslında misyonu vardır ki bu her zaman yazılı olan bir şey değildir. Hani bazı mekanlara gittiğinde orada ne göreceğini, ne görebileceğini de bilirsiniz. Kim işte heykelleriyle plana çıkar, kimi resimleriyle, kimi entelasyonlarıyla, kimi video işleriyle, kimi daha çağdaştır, kimi daha klasiktir, kimi daha farklı küratörlük tekniklerine açıktır. Bunu görmek ve bunu bilerek gitmek mekana önemli ki Galeri Siyah Beyaz'da işte bu misyonun da devam ettiğini görmek, o işte 40 yıl önce görülen ruh halini bugün de deneyimlemek bence önemli. Özellikle birkaç defa farklı aralıklarla gidenler ve eminim zaten bu programı izleyenler arasında da belki 40 yıl önceki galerinin ilk yılında da uğrayanlar vardır, bugün de uğrayanlar vardır. Eminim onlar da herhalde benzer ruh halini deneyimleyeceklerdir. Burada bence Galeri Siyah Beyaz'ın farklı kılan en önemli noktalardan birisi de sanatçılarla kurduğu bağ. Bu bağ çünkü bizim için özel bir bağ. Çünkü daha duygusal, daha insani yerden kurulan bir ilişkiler ağını bir de gösteriyor. Bunun devamını sen anlat zaten. Hani Galeri Siyah Beyaz sanatçılarıyla nasıl çalışıyor ve nasıl bir bağ kuruyor? Şöyle o bence o açıldığı dönemle çok alakası var. Yani tam böyle darbe sonrası bir başkentte açılıyor. Orada da hep bir aslında babamın ODTÜ'lü olması, bütün çevresinin ODTÜ'lü olması ve ODTÜ kantininin devamı olarak anılıyor. Ve aslında komünist bar deniyor oraya. Bir yandan da böyle apartmana gelip yazı yazıyorlar falan. İşte o bence bütün o gazeteciler, işte politikacılar, mimarlar, sanatçılar bir arada vakit geçirmeye başlıyor. Ve aslında hani arkadaşlık orada ön plana çıkıyor. Ve ondan sonra hatta Bihrat Mavitan'la babamın hani konuşması ve Bihrat'ın ilk sergiyi açması. Babam bu galeri açma fikrinden bahsediyor. Biko da diyor ki tamam diyor eğer açarsan ilk sergide benim ilk sergiyi de ben yapıyorum diyor ve şu anda hala çalışıyoruz. Ondan sonra bu 80'lerde yine o döneme gidersek bunun bir eğitimi yok mesela galericiliğin. Hani nasıl yapılacağını aslında onlar da el yordamıyla öğreniyorlar, birlikte öğreniyorlar. Hani Türkiye'de başka bir örneği yok. İşler nasıl yürüyor? Bence o hani bir şeyi beraber yapmaktan kaynaklanan bir dostluk başlıyor. Yani beraber bir yola baş koyuyorsun ve hani orada birlikte yürüyorsun gibi. Oradan çıkıyor aslında ve
Şimdi galericilik bir de bir yandan da öyle bir iş ki öyle sabah 9 akşam 6 gibi bir iş değil aslında. O sizin yaşam şekliniz oluyor. En çok görüştüğünüz insanlar sanatçılarınız oluyor. Böyle bir hayatı paylaşıyorsunuz. O zaman da o aranızdaki dostluk oluşuyor. Şu anda da hala o devam ediyor. Yani benim hani çalıştığım sanatçılar benim çok yakın arkadaşlarım. Hani belki bu bir noktada belki de profesyonel değil. Ama bizim şeyimiz bu. Nasıl diyeyim? Yolu yürüme tarzı mı bu? Evet. Evet. Belki zaten o profesyonelleşme de her zaman yani olumlu olumsuz her konu Evet. kendi içinde tartışılabilir ve başka bir değere işaret edebilir. Evet. Tam da aslında bu noktada vurguladığın güzel bir şey vardı. Başkentte bir galeri olma. İşte kuruluşta da önemli, Hı. bugün de önemli. Çünkü Ankara ile İstanbul veya işte İzmir arasında ve bu şehirlerdeki galeriler arasında bir takım görülebilir farklar olabiliyor. Hı. Misyonları farklı olabiliyor. Sanata yaklaşımları farklı olabiliyor. Doğal çevreleri farklı olabiliyor. Ankara'nın da şüphesiz geçmişte de bugünde de kendi içerisinde bir takım zorlukları vardır. Bir takım kolaylıkları vardır. Dolayısıyla bunu galeride hissetmek de önemli konulardan birisi bence. Peki işte galerinin siyah beyaz ölçeğinden üzerinden bakacak olursak Ankara'da bir galeri olmak bu sizi nasıl etkiliyor? Kolay olabilir, zor olabilir. Sizin farklı girişimlerinin, denemelerinin de var. Bu meseleye nasıl yaklaşıyorsunuz? Şöyle Ankara'da olmanın ben şu ana kadar bir dezavantajını görmedim. Hep avantaj olarak aslında geldi. Çünkü karmaşadan uzakta hani orada zaten bir elin yani birkaç kişiyiz Ankara'da. Karmaşadan uzak olunca da bazı şeyleri dışarıdan da bakabiliyorsun. Ve işte biz 10 yıl İstanbul'da bir yerimiz vardı. Daha böyle proje alanı gibi otosanayide. Hala orası duruyor. Daha yine proje mekanı olarak kullanıyoruz. Ama şey Ankara'nın şöyle bir şeyi var. Dışarıdan bakan da Ankaralı galeriye daha farklı bakıyor. Onu ben çok net gördüm. Yani daha böyle hani çok şey yapmıyorlar. Eğer siz söylüyorsanız evet hani bu böyledir. Daha Ankara'nın bence etiği çok daha farklı. O yüzden o her zaman bir avantaj olarak bize geliyor. Bir de şöyle bir şey var. Ankara, İstanbul, işte İzmir aslında siz iyi bir şey yaptığınızda zaten nerede olduğunuzun aslında çok da bir önemi olmuyor. Hele şu anda yani bütün bu internet işte sosyal medya bütün Çağında. bunlarla evet artık hani sınırların kalktığı bir noktadayız. Bir de insanlar için bir durak noktası da olabiliyor. İşte Ankara'ya gittiğinde işte bir kağıt öyle, bir galeri siyah beyaz da işte bir Evet. galerine ve uğrayalım. Hani burada ne var? Çünkü gerçekten temposu, dinamiği, belki etik anlayışı İstanbul'da şüphesiz daha farklı, daha farklı bir bakış sunabiliyor ki bu önemli bir şey. Evet. Ya mesela şey çok önemli bence. Ankara'da insanlar hala açılışlara gidiyor. İşte sergiler geziliyor. Sanatçıya soru soruluyor açılışlarda. Hani böyle daha şey nasıl diyeyim? Daha farklı bir kitle Evet, var, daha farklı evet. bir. Peki şeyi de değinmek istiyorum. Şimdi mesela 40. yıl kitabı hazırlandığını söyledin ki bence Evet. bu yayıncılık faaliyetleri de Galerinin Siyah Beyaz ölçeğinde güzel bir konu, güzel bir başlık. Çünkü yine 40 yıldır devam eden bir hikaye bu aslında. Farklı konularda, farklı sanatçılar için, farklı ne diyeyim projeler çerçevesinde kitap hazırlıyorsunuz. Peki en son bu 40. yıl kitabından biraz bahseder misin? Hani neler hazırlanıyorsunuz ve bu son projeleriniz neler yayıncılık anlamında? Şöyle biz 40. yılımızı sanatçı birlikteliklerine ayırdık. Yani bütün bir sezon boyunca iki sanatçıyı bir araya getirdik ve onları birlikte üretme pratiğine aslında yönlendirdik. Şimdi son bir sergimiz kaldı. Bu kitapta da aslında bütün sezon boyunca olan o sanatçı birlikteliklerini, yapılan işleri, yazılan yazıları, onları bir araya toplayacağımız bir kitap olacak bu. Tasarımını K yapacak. Yine komşuluk şeyimizden. Ankaralılık. Evet. Şey bu her 5 yılda bir bunları kitaplaştırmayı önemli buluyoruz. Çünkü
Bunlar bir aslında arşiv ve bunların kalıcı olması için bence bir yayının olması gerekiyor. Çünkü bu sezon çok özel bir sezondu. O aslında siyah beyazında ilk günden beri o en başta söylediğimiz o dostluk, birliktelik, beraber olma hissinden böyle bir sezon oluşturduk. Sanatçıları bir araya getirdik. Bunu da çünkü bir daha bir araya gelmeyecekler. O yüzden bunu bir kitap olarak yapma fikri bize çok heyecan veriyor. Önümüzdeki sezon çıkacak. Burada hep ben şeyi vurguluyorum, işte Umberto Eco'nun kitaplardan kurtulabileceğini sanmayı diye meşhur bir kitabı Evet. ve denemesi var. O yani ne olursa olsun TDT, DVD, belgeseli, filmi bir şekilde kitap Kitap, her şeyi evet. bütün yüzyıllar açarak geleceğe kalan en önemli miras ki zaten zincirlikte de bence bu çok kıymetli. Evet. Arşiv için özellikle. Peki yaz dönemine geliyoruz. İşte şu an hangi galeride sergi var? Hani o sergiden ve hani biraz bu ikililiklerden bahsedelim. İkili Tabii. sergilerden. Şu anda yeni Gökhan Tüfekçi Arda Özmenoğlu sergisini kapattık. Şimdi bu sezonun ve birlikteliklerin son sergisi olan Ali Kotan Murat Özbek var. Ali Kotan da bizim 89'dan beri çalıştığımız bir sanatçımız. Murat Han da bizim 30. yıl belgeselimizi çekmişti. Benim üniversiteden arkadaşım. Ve hani 2000 kaç oldu? Onunla da bir 10-11 yıldır galeride birlikteyiz. Fotoğraf sanatçısı. Şimdi onların sergisi. Gayet güzel. Ben son olarak şunu da sormak istiyorum. İşte galeri tiyatroya da işte yayıncılık yapıyor. Kendine ait bir gelir modeli var. İşte sergiler var. Sanatçılarla kurdu. Bunların hepsi farklı konular. Bir de bence özel konulardan birisi ki hala devam ediyor galiba başvurular. Faruklade Sanat Fonu. Bu fon neyi destekliyor? Nasıl bir misyonu var ki? Çünkü bir galerinin böyle bir fon açması da bence Türkiye ölçeğinde çok önemli bir konu. Son olarak bu Faruklade Sanat Fonu'ndan bahseder misin? Nedir? Nasıl başvurabilir insanlar? Tabii. Şöyle bu fonu kurmamızın amacı aslında annemle hani babamın adını devam ettirmek ve gençlerin hani onu tanıması aslında ve babamın da hani en değer verdiği şey genç sanatçılardı ve yeni ufuklarının açılması, yeni yerler görmek bunlar hep ona çok heyecan verirdi. Ve biz de hani babam için ne yapabiliriz diye düşünürken bir fon kurma kararı verdik annemle. Ama bu fonun tabii diğer fonlardan şöyle bir farkı var. Bizim danışma kurulumuz yok. İşte sadece annem ve ben istediğimiz kalbimizden geçen projeleri destekliyoruz. Başvuru için 35 yaş altı sanatçı, sanat yazarı, araştırmacı, mimar, farklı disiplinlerden projeler kabul ediyoruz. Yani şöyle mesela yurt dışında bir programa kabul edildin, artist residency'ye gideceksin. Ama evet orada kabul edildin ama oraya gidemiyorsun. İşte orada kalacağın sürede desteğe ihtiyacın var. Mesela bunları destekliyoruz. Ya da bir araştırma projem var. Onun için bir bütçeye ihtiyacım var. Onu destekliyoruz. Yani böyle eser prodüksiyonu dışında araştırmalar, işte artist residency'ler, sanatçı programları bunların hepsini destekliyoruz. Ve bunun yerel kaynaklarla yapılması bence en önemli noktalardan biri de. Çünkü birçok fon var bu konuda ama bunun bir galeri tarafından verilmesi, böyle bir misyonla verilmesi de bence Evet. çok kıymetli ki bu sanatçı adaylarının veya sanat yazarları adaylarının da gelecek için yine galeriyle bir bağ kurması ki hep bu bağdan Tabii. bahsediyoruz çok önemli bence. Tabii. Yani şey orada mesela herkes şey dedi hani biz de bir iş verelim. Hani o satılsın, onun parası fona gitsin diye. Mesela babamın en şey yaptığı işte bu. Çünkü nerede bir yardım gecesi olur. İşte UNICEF'in bir şeyin işte bütün hani büyük müzelerin ve her zaman sanatçılar iş bağışlar. Ve onlar satılır, oradan para toplanır. Burada herkes bir şey alır ama sanatçı
işini vermiş olur, adı geçmiş olur. Yani o yüzden biz onu da istemiyoruz. Hani o yüzden her sene bütçemiz de değişiyor. Hani galerinin gelirine göre. Ama elimizden geldiğince çok projeyi desteklemeye özen gösteriyoruz. Umarım hani bu fon da devam eder. Bu bütün bu projeler de hedefine, misyonuna ulaşmış olur. Umarım. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim beni davet ettiğin için. Rica ederim. Bugün Tera Sade ile birlikte Ankara'daki bir sanat mekanı olan Galeri Siyah Beyaz'ın hikayesi, 40 yıllık serüveni, bugün neler yaptığı ve halihazırda devam eden kitap projeleri, fon projesi ve sergileri üzerine konuştuk. Haftaya yeni bir programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.